Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Ben üzerine çilekli hazırladım. Markette görünce dayanamadım ama sizler istediğiniz meyveyle de yapabilirsiniz ya da sevdiğiniz bir meyveyle üzerine süsleyebilirsiniz. Her türlü çok güzel olacak. Özellikle yaz aylarında yerken içinizi serinletecek bir pasta. Tadı çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Pastamızın alt tabanı için ince bir pandispanya hazırlıyoruz. Çok kolay yapımı ve oldukça da lezzetli oluyor. Üzerine de krema hazırladım. Bu kremada da açıkçası Quark var ve Türkiye'de sanırım yok. Onun yerine bence labne peyniri kullanabilirsiniz. Türkiye'dekiler için söylüyorum. Alternatif olarak. Hemen şimdi bu güzel pastanın tarifini izleyebilirsiniz. Bütün detaylarıyla sizlere anlatıp gösterdim. Pastamızın en altındaki pandispanyası için gerekecek malzemeler: 1 çay bardağı şeker 80 gram, 4 yemek kaşığı sıvı yağ 30 gram, 100 gram un, 1 su bardağından 1 parmak eksik, 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi kullanacağım ama üzüm de olur, 3 tane oda ısısında yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çimdik de tuz. Çırpma kabının içerisine yumurtamızı ve şekeri alalım. Yaklaşık 3-4 dakika çırparak yumurta ve şekerin iyice köpürmesini, renginin açılmasını sağlayın. Krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Aynen bu şekli almalı. Ardından diğer malzemelerimizi katalım. Tuzumuz, 1 paket olan vanilya, 1 yemek kaşığı sirke, 1 sıvı yağ. Bu malzemeyi yaklaşık 30 saniye kadar çırpalım. Unumuzu ve kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz. Kabartma tozunu sadece yarısını. Tekrardan çok kısa çırpalım. Kenarında olan unları da harcımıza karıştırın. Kıvamı gayet güzel olmuş. Kekimizi pişirmek için yuvarlak, kelepçeli 28 santimlik kalıp kullanacağım. Pişirme kağıdından koyalım. Tabi isterseniz yağlayabilirsiniz. Hazırladığımız harcımızı kalıbımızın içerisine dökelim. Fırınımı da açtım. 170 derecede alt üst ayarda ısındı. Sıcak fırına koyacağım ve yaklaşık 25-30 dakika kadar pişireceğim. Herkesin fırınında aynı sürede pişmez, o yüzden kontrollü olalım. Spatula ile bu şekilde harcımızı her yerine eşit gelecek şekilde yayın. Hemen kalıbımı fırına koyacağım ve alt üstü pembeleşene kadar pişireceğim. 25 dakikada pişen pandispanyamı fırından çıkartıyorum. Soğuması için bir kenarda bekleteceğim. Pastamızın alt tabanı soğuduktan sonra üzerine kremasını hazırlayalım. Bunun için gerekecek malzemeler: yarım paket mascarpone. Bunun içerisinde 250 gram var. Biz 125 gramını kullanacağız. 250 milim Schlagsahne, soğuk krema, 500 gram Quark, 1 paket vanilya ve 1 tane limon kabuğunun rendesi. Tüm malzememiz soğuk olsun lütfen. Kesinlikle oda ısısında kullanmayın. Kremamızı çırpma kabına alalım. Katılaşana kadar çırpmamız gerekiyor. yeterli. Tam istediğim kıvama geldi. Sırasıyla diğer malzemelerini ekleyelim. Bir tane limonumuzu içerisine rendeleyelim. Vanilyamızı da ekleyelim. Sadece yarısını ekliyoruz. ...500 gram olan kıvarkımızın da hepsini katalım. Mikserimizde tekrardan çırpalım. Yaklaşık 1-2 dakika kadar. Şu an kıvamı gayet güzel. Hazırladığımız kremayı kalıbın içerisine alalım. Spatula yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayın. Maalesef ki arkadaşlar kremaya şeker koymayı unuttum çırparken. Şimdi aklıma geldi ve hemen üzerindeki kremayı başka bir kaba aldım, alabildiğim kadar. Sizler unutmayın ama ben yine de tarifte yazacağım. Kıvark ve mascarpone'yu koyduğunuz zaman şekerini ilave edersiniz. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. Eğer pudra şekeri yoksa şeker katarsınız. Şekeri kremaya yedireceğim karıştırarak. Bu tarz aksiliklerde oluyor maalesef. Nasıl unuttum anlamıyorum. Hiç şeker olmadan da tadı eksik olur. Mutlaka 1-2 yemek kaşığı şeker katarsınız. Karıştırdığım kremayı tekrardan pastanın üzerine alıyorum. Pastamızın üzerine ben çilek bugün doğrayacağım. Yarım kilo çileğim var. Ama isterseniz bu şekilde buzlukta karışık meyveler satılıyor. Bunlar da çok güzel oluyor. Eğer ki seviyorsanız ya da çilek bulamadıysanız bu meyvelerden de koyabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Çileklerimi doğrayıp hazırlayacağım. Çileklerimi kremanın üzerine dikkatlice bu şekilde yerleştiriyorum. Bu pastamız için yarım kilodan daha fazla çileğe ihtiyacımız var. Diğer paketten de alıp doğradım. Üzerine bir paket kırmızı jöleden kullanacağım. Jölem hazır. Jölemizin soğumasını beklemeden dikkatlice çileklerin üzerine gezdirelim. Pastamız artık hazır. Buzdolabına kaldıralım ve mümkünse bir gece bekletelim. Ben her zaman için öyle yapıyorum. Bir gece bekletiyorum kremalı pastalarda. İkinci günü çok daha lezzetli oluyor. Ama zamanınız yoksa ve öğlen yaptıysanız pastayı akşama da dilimleyip servis edebilirsiniz. Yaklaşık 5-6 saat buzdolabında kalırsa da yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi tavsiyem bir gece beklerse çok daha güzel olur. Pastamızı bir gece buzdolabında beklettikten sonra ilk önce bıçakla kenarını biraz sıyıralım. Daha sonra kelepçesini çıkartın. pastayı servis tabağına alacağım. Pastam gayet güzel olmuş. İnşallah sizler de evlerinizde denersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.